Evet, merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden piramit konumuza devam ediyoruz. Şimdi TABC'de bir eşkenar dörtgen dik piramit. Bakın, eşkenar dörtgen bir düzgün çokgen değil. Dolayısıyla bu sadece dik piramittir. O zaman dik piramitte mantığımız neydi? Yükseklik tabandaki ağırlık merkezine düşer. Önce bir yüksekliği bulalım. Şu köşegeni çizdim. Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirini ortalarlar. Eşit bölmezler. Birbirlerine eşit değildir. Sadece birbirlerini ortalarlar. Yüksekliği şöyle ağırlık merkezine çizdim sevgili arkadaşlar. Şimdi ABCD'nin çevresini 40 vermiş. Eşkenar dörtgen biliyorsunuz bütün kenar uzunlukları eşit olan bir paralel kenardır. Dolayısıyla ABCD'nin çevresi 40 olduğuna göre her bir uzunluk 10'ar santimetre olarak bulunur. Yazdık. Çevre TDB. TDB dediğimiz olay şu T noktasından D noktasından ve B noktasından. Bunun çevresini de 36 olarak mı vermiş? Buna göre AT uzunluğu kaçtır? TDB'nin de ne olduğunu söylüyor arkadaşlar. Eşkenar üçgen. 36 bölü 3'ten bunun her bir uzunluğu 12. 12. Dolayısıyla DB de 12 olacağından 6'ya 6. Şimdi eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişir. Dolayısıyla şurası 90 derecedir. 6, 8, 10 üçgenini herkes gördü. Burası 6. Hipotenüs 10 olduğu için burası 8'dir. E hocam şimdi x kaçtır? E şuradaki T çizdiğimiz yüksekliğimiz eşkenar üçgenin yüksekliği değil mi? Şu açı dolayısıyla 60 derece eşkenar üçgenden. Şurası da 30 derece. O zaman 30'un karşısı 6 ise burası 6 kök 3 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. 6 kök 3. E x'i bulmak için de Pisagor yapacağız. Nerede? T şuraya O dersem O A üçgeninde. X kare eşittir 6 kök 3'ün karesi artı 8'in karesi. Şimdi burada bir pratik yapalım isterseniz. Daha kolay olsun. Hatırlarsanız ben size dik üçgende şunlardan bahsetmiştim. Bir kere daha hatırlatalım. Şurası x, şurası 6 kök 3, şurada 8. Şimdi 6 kök 3 ile 8'in en büyük böleni nedir arkadaşlar? En büyük böleni 2'dir. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 3 kök 3. Neye böldüm arkadaşlar? 2'ye. 2'yi yazdım. Kare kökü açtım. 4'ün karesi 16 artı 3 kök 3'ün karesi 27. Topla gel. Buradan 2 kök 27. 16 daha 43 yapar. 2 kök 43 olarak bulunmuş olur sevgili gençler. Yani siz şuradan işlemi yaptığınız zaman bu işte 108, bu 64 toplayacaksınız. Sonra asal çarpanlarına ayıracaksınız. Gerek yok. Bu pratiği öğrenmenizde fayda var. Bir kere daha hatırlatmış oldum. Ne yaptık? En büyük ortak bölene böldük. Bu ikisinin 8 ile 6 kök 3'ün en büyük böleni 2 olduğu için 2'yi böldükten sonra çarpım olarak yazdım. Sonra bunları sadeleştirdim. 2'ye böldük. Kalan 4 sade hali. Kalan 3 kök 3. Daha sonra bunların karelerini karekökün içinde topladım ve 43 sayısı da asal bir sayı olduğu için kökün dışına çıkamayacağından 2 kök 43 olarak kalmış olur sorumuzun cevabı. Geçtik. Arkadaşlar yine kare dik piramit. Kare dik piramitlerin tamamı düzgün piramittir. Çünkü taban düzgün çokgen. Düzgün piramit. Bunu bakın üstüne basa basa söylüyorum. Yükseklik tabandakinin ağırlık merkezine gelir. Aynı zamanda düzgün piramitlerin biliyorsunuz bütün ayrıtları 5 kök 2'dir. Yani şu da 5 kök 2'dir. Bu da 5 kök 2'dir. Bu da 5 kök 2'dir. Ne oldu şimdi? Karenin bir kenarı 8 olduğu için köşegen uzunluğu 8 kök 2 olacak. Çünkü karede biliyorsunuz köşegen 8, 8 ise kenarlar köşegen 45, 45, 90 üçgenden dolayı 8 kök 2 yapar. O zaman ağırlık merkezinde ortalayacağından 4 kök 2, 4 kök 2 olur. 3, 4, 5 üçgeninin kök 2 katından buradaki yüksekliğinde 3 kök 2 olduğunu görmüş oluruz arkadaşlar. Şurası 3, 4, 5 üçgeninin kök 2 katı. Karedik piramidin hacmini soruyor. Hacmini bulmadan önce neydi? Taban alanı. Taban alanı karenin alanından 8'in karesi 64. O zaman hacim eşittir. Neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü değil mi? 64 taban alanı çarpı yüksekliği 3 kök 2 olarak bulduk arkadaşlar. Bölü 3. Üçler birbirini götürdü. Cevabımız 64 çarpı kök 2 santimetre küp olarak bulunmuş olur. Yani D şıkkında olay bulunmuş olur sevgili arkadaşlar. Geçtik.
Şimdi yine bir karedik piramit, yeni yazıyorum bakın. Bu karedik piramit olduğu için aynı zamanda düzgün piramittir. Yani yandaki ayrıtlar eşittir. Düzgün piramit. Bakın arkadaşlar, üstüne basa basa söylüyorum. Yani şu da 6'dır. Kardeşim, şu da 6'dır. Bunları söyleyebiliriz. Karedik piramidin hacmini soruyor. Şu köşegenlerin kesim noktası. Şurası 3, şurası 3. Kare olduğu için şu da 3, bu da 3. Bitti soru. Şuradan da yüksekliği çizdik mi? Çizdik. Şu dik üçgende, şöyle dik üçgeni dışarı alalım. Şura 3, şura 6, bu da senin haşın. Burası 30-60-90 üçgenidir. İstersen Pisagor yap. Dolayısıyla 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3√3, 90'ın karşısı 6'dır. Yani biz yüksekliği bulduk arkadaşlar. Şöyle yeşille belirtelim burada. Şu bizim yüksekliğimiz 3√3. Ne soruyor? Hacmi. Önce taban alanı. Taban alanı. Şimdi iyi seyret bak. Karede alan iki şekilde bulunurdu. Tekrar hatırlatıyorum. Birincisi kenarın karesi, ikincisi köşegenler çarpımının yarısı. Çünkü köşegenler dik kesiştiği için bu 6, bu 3, bu 3, bu 3, bu da 3. Dolayısıyla 6 × 6/2 ya da şurası 3√2 yapar. Şu 18 yapacak. 3√2'nin karesi de şeklinde söyleyebilirsiniz. Hangisi aklınıza gelirse. Dolayısıyla taban alanı 18. Bunu bulduk. Hacim arkadaşlar, taban alanı çarpı yüksekliği 3√3 olarak bulduk. Doğru mu? Bölü 3. Bölü 3'ü asla unutmuyoruz hacim sorularında. Bunlar gitti. 3'ler sadeleşti. 18√3 olarak bulunmuş oldu sorumuzun doğru cevabı. Mesela anlaşıldı diye düşünüyorum. Diğer soruya geçtik. Şimdi karedik piramit. Yine yazıyorum. Neydi bu artık? Hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda taban düzgün çokgen ve dik piramit olduğu için buna düzgün piramit diyebiliriz kardeşim. Düzgün piramit. Yazdık. Şimdi yükseklik şöyle tık 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 ağırlık merkezine düştü. Arkadaşlar bakın şimdi şurada şu O noktası dersem TOC üçgeninde şu 90 bu 90'a paralel olduğu için orta taban var. Şöyle herkes net bir şekilde görsün diye dışarı çıkartalım. Şu x, şunlar eşit. Benzerlik oranı 1/2'den 2x olur şu yükseklik. Şuradan 1/2 yüksekliği 2x'i yazdım. Güzel. Hocam karenin bir kenarı 6√2. O zaman şunlar 6'ya 6. Çünkü 45-45-90 üçgeni var burada. Onu da tekrar şöyle dışarı çıkaralım. Net bir şekilde görün diye. Şu 6√2 olduğundan şu 45, şu da 45. Şunlar 6'ya 6 olacak. 6-8-10 üçgeninden dolayı şurası 8 geldi mi arkadaşlar? Şurası dik üçgen. 6-8-10'dan dolayı 2x eşittir 8. O zaman x eşittir 4 dediğinizi duydum. Cevabınız A şıkkında mevcut. Olay bu. Geçtik. Şimdi burada biraz duralım. Bir şeyden bahsedeceğim. Normalde eskiden müfredatta çok sık şekilde karşımıza çıkardı bu. Biraz sadeleştirdik. Arkadaşlar hacim 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 hacim. Şimdi bakın yanal alan diyor. Yanal alan. Ne demek bu yanal alan? Önce ondan bir bahsedelim. Şimdi soruda şöyle bir HK diki çizmişim. Dikkatinizi çekiyordur umarım. Ve bu bir karedik piramit. Karedik piramitten önce şunu bir anlatalım. Bu düzgün piramitti. Çünkü taban kare olduğu için. Düzgün piramit. Başta da belirttiğim gibi neydi? Piramidin alanı sorulduğu zaman ne kadar yüzey varsa hepsini topluyorduk. Şimdi burada şöyle bir piramit çizeceğim size. Rastgele bir piramit çizeyim. Bu dik piramit olsun ama taban kare olmasın, dikdörtgen olsun. Arkadaşlar şimdi şurada anlatmak istediğim mesele önemli. Şuradan yan tarafa doğru bir dik çizdim. Şuradaki üçgenden de bir dik çizersem şu arada oluşturduğum, şuna O diyelim, şu A olsun, şu da B olsun. M, O, A, B açısı arkadaşlar. Alfa diyelim bu açıya. Bu yan yüzeyle, yan yüzeyle taban arasındaki ölçek açı denen bir tabir vardır. Bakın biz buna ölçek açı deriz. Normalde adı budur.
Aynı zamanda şu yanal yüksekliğin adı da apotemedir. Bu da bir başka ismi bunun. Sevgili gençler, yanal yükseklik aynı zamanda BA uzunluğu. Bir diğer adı apotemi, bir diğer adı yanal yükseklik. Yanal yüzey yüksekliği. Bunu da böyle söyleyelim. Yanal yüzey yüksekliği ile tabandaki oluşturduğum dik uzunlukla aradaki açı bizim piramidimizin yan yüzey ile taban arasındaki açısını buldurmaya yarar. Burada bunu kullanmayacağız ama sadece bu bilgiyi vermek istedim. Şimdi taban kare olduğu için ve şuradan bir dik çizdiğimizden bu karenin tam ağırlık merkezinden geçtiği için ortalar yan kenarı 6'ya 6, burayı da 6'ya 6 böler. Şurada şuradaki dikdörtgen bakın oluşturduk. Şöyle 12 olacağından burada 6, burada 6. O zaman arkadaşlar şunu çizerseniz şurası kesinlikle 90 derece olan pozisyondur işte. Yani TKC açısı 90 derece olur. Bu da düzgün piramitte biliyorsunuz şunlar şu TB uzunluğuyla TC uzunluğu eşit olduğundan ikizkenar üçgendir aynı zamanda. Ve şöyle de söyleyebilirdiniz. Tabanı ikiye bölen yak kuralından dolayı ikizkenar üçgenin yüksekliğidir diyebilirsiniz. Şurası 6, burası da 6. O zaman burası 6 kök 2. TBC'nin alanını bulursam bundan 4 tane vardır. Çünkü bu düzgün piramit diye baştan söyledik bakın. 6 kök 2. Şu da 6. Bundan 4 tane var bu üçgenden. Dolayısıyla TBC'nin alanını bulup olayı bitiriyorum. 6 çarpı 6 kök 2 bölü 2. 18 kök 2 arkadaşlar. Piramidin yanal alanı yani yandaki yüzeyin alanı 4 çarpı 18 kök 2'den 72 kök 2 olarak bulunmuş olur. Hocam ölçek açısı neresi? Yine gösterelim. Şu aradaki açıya biz ölçek açı diyoruz. Yani yan yüzey ile taban düzlemi arasındaki açıya diyoruz. Bakın kenarla kenar arasındaki açı değil. Yüzeyler arasındaki açıyı bulurken bunu gösteriyoruz. Sevgili arkadaşlar burası önemli. Lütfen dikkat edin. Yine birazdan sorularda göreceksiniz. Geçtik. Taban ayrıtları 6'şar metre ve kare piramit şeklinde evin çatısı verilmiş. Yan ayrıtı 5 metredir. Şurası. Arkadaşlar o zaman bunun anlamı neydi? Bu kare piramit ve düzgün olduğu için şunlar 5, şu da 5. Arkada görünmeyen yine bir 5 var. Doğru mu? Arkada görünmeyen bir 5 var. Şöyle onu da şöyle çizelim ki görün şekli. Şura 6, bura 6, bura 6. Bu çatı için kaç metrekare kiremit kullanılır? Arkadaşlar üçgenlerden bir tanesini dışarı çıkartıyorum bakın. 5, 5, 6. Aslında yanal alanı soruyor. Yüksekliği çizdim. Bu 3, bu 3, 2'ye böler. Bu da 4. 4 çarpı 6 bölü 2 bu üçgenin alanı. Yani 12. 4 tane üçgen var. Yanal alan aslında. Yanal alan 12 çarpı 4'ten 48 metrekarelik kiremit kullanılması gerekiyormuş arkadaşlar. Bakın buradaki uzunlukların hepsi 5, 5. Bu da 5, 5. 4 tane ikizkenar üçgenimiz mevcut. Bir tanesini buluyorsunuz, konuyu kapatıyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, yanal alan sorusu. Geçtik. Şimdi diyor ki bir ayrıtı 6 olan küpün EBK noktalarından geçen bir düzlemde kesilerek şekil 2'deki katı cisim elde ediliyor. Buna göre katı cismin hacmi kaçtır? Arkadaşlar başlangıçta küpün hacmi. V küp dedik. Hacim V ile gösterilirdi. 6'nın kübü. 216. Bu dursun. Şimdi buradan bir piramit çıkarmışız. Çıkarttığımız piramidin şurası 3. Şurası da 3. Şura 6. Arkadaşlar bu da 6. Bakın şimdi burada keyfiniz bilir sizin. İstediğiniz noktayı burada tepe noktası istediğinizi taban kabul edebilirsiniz. Ben şöyle yapıyorum. Şu maviyle boyadığımı taban kabul ediyorum. Şu da B noktası. Yani B F E K piramidi. E bunun taban alanı. Dik üçgen. Mavi alan. 6 çarpı 3 bölü 2. Yani 9. E hacim. Arkadaşlar 9 çarpı yüksekliğimiz arkadaşlar B'den çizilen küpün aynı zamanda ayrıtıdır. 6 bölü 3 piramit olduğu için ne yaptı arkadaşlar? 18 mi yaptı?
18 santimetre küp. Doğru mu? E hocam biz zaten burada çıkardık toplamacın belliydi. 216. Piramide attık. Bu da kalan. Yani 198 santimetre küptür sevgili arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı şekil 2'de kalan bölgenin hacmi. Olay bu işte. Bu karşınıza gelecek olan olaylardan bir tanesi. Bunu ihmal etmeyiniz. Geçtik. Arkadaşlar yukarıdaki şekilde ayrıtların uzunlukları verilmiş kare piramit. Taban kare. Bakın bu düzgün değil. Dik piramit de dememiş. Yüksekliği de şu 8. Nereden anladınız? Şurası 90 derece, şurası 90 derece. Tabana dik olarak çizilmiş. Bunların diyor hacimleri eşit olduğuna göre prizmanın yüksekliği nedir? İki tane şimdi hacim hesaplaması yapacağız. Bunun taban alanı şu kare olduğu için şura 36, 6 çarpı 6'dan. V piramit, piramitin hacmi şöyle yapalım. VP diyelim. Piramit eşittir. 36 çarpı 8 bölü 3 arkadaşlar. Buradan sadeleştirirsem 8 çarpı 12 kalsın. Nasıl olsa birazdan işleme sokacağız. 96 ama yazmanıza gerek yok. E prizmanın hacmi ve prizma bu da yine taban kare olduğu için 4 çarpı 4'ten 16. Bunda bölü 3 yok arkadaşlar. Prizma neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Bu hacim 16H eşittir başlangıçtaki 8 çarpı 12'ye. Dolayısıyla buradan 96 bölü 6'dan H eşittir 6 olarak bulunmuş olur sevgili arkadaşlar. Prizma ile piramitin farkı budur. Birinde taban alanı çarpı yükseklik prizmada, piramitte ise bölü 3 vardır. Bunu ihmal etmiyorsunuz. Geçtik. Şimdi güzel bir soru. Bir dik piramit. Ney? T, E, F, G, H. Tepe noktası. Dik piramit olduğu için neydi? Bu yükseklik, ağırlık merkezine çizilir. Hocam düzgün piramit demediniz çünkü taban düzgün çokgen değil. Yükseklik ağırlık merkezine düşer. Ağırlık merkezine düşer. Düşürüldüm. Şimdi diyor ki dik piramidin hacmi dikdörtgenler prizmasının hacmine eşit olduğuna göre. Arkadaşlar bakın şimdi 6 çarpı 8 her ikisinin tabanı. Niye? Bu da çünkü 6, şu da 8. Yani bunların taban alanları aynı. 6 çarpı 8'den 48. Bunların hacimleri eşit olduğuna göre o zaman birinin yüksekliği diğerinin 3'te 1'i olmak zorunda. Çünkü birinde bölü 3 var. Piramidin yüksekliğine h dersem şuraya da mı düştü arkadaşlar bakın. H çarpı 48 bölü 3 piramidin yüksek hacmi. Taban alanı 48 yine. Prizmanın yüksekliği de 3. Dolayısıyla buradan 48'ler birbirini götürür. 3 kere 3'ten H'a 9 buluruz. Bu bir. Şimdi vatandaş ne istiyor? TC uzunluğu. Şimdi burası çok önemli bakın. İyi seyredin. Arkadaşlar TC uzunluğunu bulmak istiyorsak şu yukarıdaki 6'ya 8'leri sileceğim. Olayı gördünüz zaten. Karışmasın diye. Tabandaki dikdörtgenin şurası ağırlık merkezi arkadaşlar. Şöyle bu yüksekliği devam ettirirsem yeşili seçtim. Şura 90 derece. 6, 8, 10. O zaman şurası 5. H'a 9 bulmuştuk. 3 de piramit prizmadan dolayı şuradan geldi. Dolayısıyla şöyle bir mor renk gibi bir şey seçelim şurada. Arkadaşlar şu T içini tarıyorum. Şöyle onu dışarı çıkartıyorum bakın. T, O, C. Şura 90. Şu 5. 9 artı 3'ten 12. O zaman TC uzunluğu 13 sevgili arkadaşlar. Şurası bulunmuş olur. Güzel bir sorudur. Burada tabanları aynı olduğu için birinin yüksekliği diğerinin yükseklüğünün 3'te 1'i olmak zorunda çıktı. Bölü 3 olduğu için piramidin yüksekliği 9, prizmanın yüksekliği 3. Taban alanları ikisinde de dikdörtgen olduğu için şu mor bölümde de
9 artı 3'ten 12, şuraya yazdık. 6, 8, 10'dan köşegeni 10 bulmuştuk, 2'ye böldük, 5 burası oldu. Dolayısıyla şurası 5 oldu. Bu da yüksekliğin tamamı olduğu için 5, 12, 13 gelmiş oldu. Geçtik. Bir karedik prizma. Dolayısıyla ağırlık merkezi P üst taban, KLMN'de orta noktalar demiş. Buna göre piramidin hacmini soruyor. Arkadaşlar, bunlar orta nokta olduğuna göre dörtgenden hatırlayacağınız üzere tüm alanın dikdörtgenin alanının veya buradaki tabandaki ABCD'nin yarısıdır. Bunu biliyoruz. Ama AB 8 olduğu için bunlar 4 4 şeklinde, bunlar da 3 3 şeklinde. Şurası yine 4, şurası yine 4, şurada 3. Bunların her biri 3 4 5 üçgeni. Dolayısıyla bunlardan bir tanesinin alanını buluyorum. 3 çarpı 4 bölü 2'den 6. Yani şu alan 6. Şu da 6. Şu da 6. Şu da 6. Toplam alan 8 çarpı 6, 48. 48'den 1, 2, 3, 4 tane 6'yı çıkarttım. Ortaya bakın 24 kaldı. Yarısı olduğunu baştan söylemiştim. Bu ikisinin de yüksekliği aynı arkadaşlar. Piramidin yüksekliği şuradan çizilirse, şöyle. Bu 6 olduğu için bu da 6 olacak. Dolayısıyla hacim eşittir. Taban alanı 24 çarpı yükseklik 6 bölü 3'ü unutmuyoruz arkadaşlar. Sadeleştirdim. 3'e böldüm 24'ü. 8. 6 kere 8'den 48 mi oldu? Nerede hata yaptık? Bir yerde hata yaptık sanki. AB, BC'yi eşitmiş. Pardon. Şuralar 8 olacak. Kareymiş bu. Ben niye dikdörtgen aldım? Şurası 8 olacak arkadaşlar. Özür diliyorum. Şuralar 4 olacak yani. Şunların alanı 6 değil de. Yarım alan olduğunu ispatladık ya. Şöyle direkt hiç kafayı karıştırmadan şöyle yapalım mı? Şöyle bir kere düzelteyim hemen. Orta noktalar olursa bunlar yarım alan. 8 çarpı 8'den 64. Dolayısıyla artık şurası 32. Yükseklik zaten arkadaşlar 6. Şurası o da. Dolayısıyla ne oldu? Taban alanı hacim eşittir 32 çarpı yükseklik 6 bölü 3'ü unutmuyoruz. Şunlar da sadeleşti. 2 kere 32, 64 olarak bulundu. Kare piramitte. Buranın alanının orta noktalar olduğu zaman yarım alan olduğunu bütün dörtgenlerde söyleyebilirsiniz. Kenarların orta noktası dışarıdaki dörtgenin alanının yarısıdır. Bunu şöyle bir kere daha hatırlatalım. Şöyle bunlar orta nokta olursa bu paralel kenar olur normalde. En genel hali. Şu S olunca ABCD'nin alanı 2S olur. Bunu tekrar vurgulayalım. Yalnız bunlar orta nokta olmak şartıyla. Cevap C şıkkı. Olay budur işte. Geçtik. İstersek bunları 4 4 yazıp şuraların alanının 8'er olduğunu tekrar ben yazayım. Ortaya da yine 32 kaldığını siz bulun. Geçtik. Arkadaşlar şimdi piramitlerin açılmış hallerini gösteriyoruz. Bakın burada bir eşkenar üçgen piramit var. Sağ tarafta da eşkenar üçgenin açılımı. Bakın şurası taban. Şurası. Bunun başka bir açılımı daha var. Bakın onu da gösterelim arkadaşlar. Şu bir. Hatta bu eşkenar üçgen olduğu için bu şekilde açılır. Bir de böyle. Şu üçgeni, şu tabanı arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir yere koyabilirsiniz. Mesela şuraya koydum ben. Tercih böyle oldu. Buraya koyabilirsiniz, şuraya koyabilirsiniz, buraya koyabilirsiniz. Mesela bu bir tabanı sanırım kare ya da dikdörtgen. Bunun açılımı. Aynı şekilde şöyle de açabilirsiniz. Dört tane üçgeni yan yana koyacağım. Bakın şimdi. Üçgenleri koydum. Şunu biraz daha güzel yapalım. Şöyle. Dört tane üçgeni koydum. Tabandaki kareyi canının beğendiği yere koyabilirsiniz. Mesela ben şuraya koymayı tercih ediyorum. Ya da dikdörtgeni fark etmez. Şu vatandaş şununla şununla, bu bununla, şu da şununla çakışacak. Burada da taban şurası bakın. Tabanları boyuyorum. Bu da başka bir açılım şekli. Aynı şekilde bakın bunu da açalım. Yani işin özü şu. İki farklı açılımı var bunun arkadaşlar. Bir tanesi şöyle üçgenleri dışarı doğru açmak. Burada da olduğu gibi bakın. Şöyle dışarı.
kareye dokunmadan. Ya da yan yana kaç tane yandaki üçgen varsa, bakın burada 4 tane üçgen var. Burada 3 tane var. Burada da 6 tane olacak. Bakın arkadaşlar çizelim. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, şöyle altıncısı. Altıgeni de mesela arkadaşlar bakın ben şöyle koyalım. Şart değil yani illa. Şu da sizin tabanınız. 2, 4, 6 tane yüzey. Açılım 1. Böyle açabilirsiniz yani direkt olduğu gibi. Bir prizmanın, bir piramidin açılımları bu şekilde gerçekleşir. Şimdi bunlar bize özellikle karınca yürütme sorularında veya en kısa mesafe sorularında lazım olacak. Şimdi uygulamasını yapalım. Bakın arkadaşlar kare dik piramidin açılımı verilmiş. Daha sonra piramit haline getirildiğinde A ve D noktaları arasındaki uzaklık ne kadar olur diye soruyor. Arkadaşlar şimdi bakın burası çok önemli. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Neyler neylerle birleşecek? Şimdi şurası taban. Yani şurası. Arkadaşlar A noktasıyla K noktası kesinlikle çakışacak. Çünkü bu bununla geldi. Yani şurası A noktası, aynı zamanda şuraya K yazıyorum bakın. Tamam mı sevgili gençler? Bu bir. D noktasıyla L noktası çakışacak. Şöyle kapattığınız zaman bu bununla yapışacak çünkü birbirine. Dolayısıyla şurası arkadaşlar bunu da yazdık. A, D ile birleşti gördüğünüz gibi. Ve meseleniz bitti. A ile D arasındaki uzaklığı sorduğu için cevabınız direkt 4'tür diyeceksiniz sevgili gençler. Olay bu işte. Yani burada A, B, C, D deyince yan yana olacak bu vatandaşlar. A noktası bakın buraya geldi. Gördüğünüz gibi şöyle. D noktası da buraya geldi. D ile L dedik arkadaşlar. Sonra şunu da söyleyelim. B nerede hocam? B şurada sevgili gençler. C de burada olmuş oldu. A ile D arasındaki uzaklık bu. A ile C'yi sorsaydı 4 kök gidecektik. Şimdi burada dikkatinizi çeksin. E noktasıyla da tekrar şu K noktası arkadaşlar yapışacak. Çünkü D ile L yapıştığı için E ile de tekrar şu K noktası yapışmış olacak. Yani A ile E de çakışacak, bilginiz olsun. Güzel bir soru bu. Geçtik. Şimdi bak bu şekilde verilen kare piramidin yanal yüzeyleri tepe açıları 60 derece olan ikizkenar üçgendir. Yanal yüzeyleri tepe açıları 60 derece olan ikizkenar üçgendir. Bunun anlamı şu. Yandaki üçgenlerin arkadaşlar tepe açıları 60 dereceymiş. Bunu söylüyor. Yani soru diyor ki yandaki üçgenlerin diyor tepe açıları 60 derece. İkizkenar üçgen olduğu için de tepe açısı 60 ise eşkenara dönüşecek. Şimdi AF artı FC toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi F noktası eleman adır TB demiş. Yani sabit bir yeri yok. Bu toplamın en küçük değerini soruyor. Şimdi burada kaç tane yüzey üzerinde hareket var? Uzunluk olarak 2 tane. Bu iki yüzeyi bakın dışarı çıkartıyorum. Amacım şu. T AB arkadaşlar. Şu tepe açısı 60 derece olan ikizkenar bir üçgen. Bunu söyledi soru. Sonra TBC üçgeni. Yine bunun tepe açısı 60 derece. Bu da ikizkenar üçgen. Ve arkadaşlar TA ile TB'ye 6 vermişti. 6'ları da yerine yazalım bak. 6, 6, 6. Şimdi bu eşkenar üçgeni dönüşür dedik. Çünkü burası 60 derece ikizkenar olduğu için bu açılar 60'ar derece olmak zorunda. Başka şansı yok. Toplamın en küçük olmasını soruyor. Şimdi lütfen dikkat arkadaşlar. Yani şunu soruyor gençler. Şu uzaklık en az kaçtır? Demek ki sizin F noktanız şurada olursa, bakın F elemanıdır, TB oldu. Amacınız bu sorularda en küçükte bunu doğrusal hale getirmek. Yani A, F ve C'yi noktaları doğrusal hale getireceksiniz. Ne oldu şimdi? Şurası 120 derece. 30-30, 120 mi oluştu? O zaman burası da
30 30 120'den AA A kök 3 olur. 6 kök 3 olarak bulunmuş olur olay. Bu dersi burada noktalıyoruz. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz sevgili gençler.